Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatu lil muttaqin ve salatu vesselam ala hayri hulqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Cabir ibn Abdullah el-Ansari radıyallahu anhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den 1440 hadisini rivayet edeyim. Medine'den Mekke'ye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bayat berişik için, o zatın yolunda şehadet kelimesini ilan kılışık için bir top Medine'lik ansarlar Mekke'ye kadar kitabı aradı. Bunların içi de Yasrib'de 9'da kızını kaldırıp yegane bugün oğlunu atını arkası 3 yaşlı alıp cevabının yatası Abdullah Mekke'ye kadar kitabı. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adı zavku şalkı kadarı tolgen halde kursan bugün halde kitabı. Otası Abdullah oğlu Cabir'ni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kolunu koyup üstüye kolunu koyup şehadet kelimesini aytıp itaatke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nusratı ve tayyidige bayat verişigine güvah buluşuk için uzun oğlunu yitirip gelirdi. Abdullah Cabir'ni Abdullah radıyallahu anh'u Resulullah ki iman getirip uzat ki bir bayat vergen payıttı hala süreye katılmagen yaş yigitçe dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret kıldı ve Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in en asıl Muhammediye madrasasının asıl âmetli ilgâr okuluşlardan idi. Zira bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den fikhini, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini ve Allah-u Teala'nın kitabını yad alıştığında Muhammediye madrasasının en ilgâr okuluşlardan bugün idi. Siz bilen bizge bu zat Müslümanlarga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 1540 hadisini rivayet edenlerge kendi insan boyanlığını bildirip durardı. Yani siz bulan biz şunu bilişimiz gerek ki İmam Buhari ve Müslim rivayet edilen muttefakın aleyh boyan hadislerinin içine Cabir ibn Abdullah rivayet edilen hadislerin 200 tası kilitilgen. Bu zat 100 yıl yakın ömür gördü. Ve bana şu 100 yıllık ömrünü Müslümanlarga ilim marifat tarikatı edilen bir bulak sıfatı da Müslüman uzaktan faydalandı. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh'u Badr'da hem Uhud'da hem katlaş olmadı. Birinciden yaş balalığı sebepti. İkinciden otası Uhud'a çıkıp getirirken oğlu vasiyet kılıp kuyuda yazardı. Oğlum 9'da kızdan keyin bir tane oğulsuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin yeryüzündeki en menge mahbub boyan kişi siz. Opalarızga, singillerizga yaşlı muamela kılayım. Kolizden keyin yaşlıydı kılayım. Zira men ertteki boladigan Uhud gazatı da Resulullah'ın sahabalardan, birincilerden, şahit buladiyanlardan da bilemezdim dedi. Atası yetkisi günü Uhud'a çıktı ve özü kütgen edek, ümit kıgen edek Allah Teala'nın yolu da Resulullah'ın birinci şahit buladiyan sahabalar kadarı da şahit buldu. Cabir aytadı, atamı köndüm, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aittim. Resulullah, atam vefat kıldı, atamı kazlar koyan. Ularını menge ada kılışıgını menge yüklep gitti. Lekin mende o kazına ada kılışıgını buralarda bir malı dünya yok. Az yine hurmalarımız var, hiç yine yine. Bu hurmalı meyveleri bilen atamı kazlarını o zaman desem o bir neçe ilan yetmiydi menge. Ondan taşkarı 9'da apasını ilan koyan. Ula infak insan kıyan en kolumda işin arası yok dedi. Atasından da bana alı yaptı. Lekin köp katergenimiz buradalar. Farzandlarını keleceğine gam kıyan ata takva akıllı yaşasın dedi Resulullah. Şunu özü kifaya kılar dedi. Abdullah takva akıllı yaşlılardan dedi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem atayını hakdarlarını çakırıp ki dedi. Çakırıp geldi. Hurmalara toplayıp koyulgen cahaya yetilip geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hakdarlarına özünü koyulgen tartıp kazlarını verdi. Hemesinin kazını Allah da uzdu. Lekin hurma dedi kemiğmesine aldı türer dedi. Şu bilen Cabir ibn Abdullah atasını boynuna gelen özünü, karzını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın bir mucize tutuyla adalet koydu. Ne kadar etmemiz? Takva akıllı yaşayalım. Kolaçakamız, karzımız kapı etken bilsem Allah özü halkı koyardı. İşe ne düşünürsün? Kurma yakaladım dedi, kurma hani bırak da kemi kendini körgenim yok. Atası vefat kıyandan keyin Cabir ibn Abdullah, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen gazatlarda yanmayan durup cenk kıldı. Her bitti cengde, her bitti bir gazatta bir acil bir vakalar bulardı. Şuradan bittiyse Handa gazatı sadır oldu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana
Hala Arab cazirasında yığılmadan 10 milyon aşığı müşriklerin koşunu Medine'ye gelirken haberi topgenden ki Salman-ı Farsi'de maslahatı bilen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Handak kazışlıkça Müslümanlarını sefer bakıldı. Hemme açıdı. Yokçılıkıydı. Kembağalçılıkıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnı açlıkı kattığıydı ki hiç kim bunu açlıkça sabır kılamazdı. 3 gün, 4 günler hiç nasıl yemezdi değil. Burada da bizi eşit boş asan. 3 gün hiç nasıl yemezdi tasavvuf göreliydi. Sudan başka nasıl. Biz bu nasıl bilmediğimiz için aklımızı sığdıramıyoruz. Kendi 3 gün nasıl yemeyi düşünmek. Şu kişiler Allah ve Resulü'nü birinci oraya koydu kalbi de Allah-u Teala dünyada tökütteş edeyen deyildi. Şunu ki alarken biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tötte beşte beşteden kıttırıp böyle verdi adamlarca. Manança masrafını sılar kevleysiler, manançadan sılar kevleysiler. Biz kevleyken ana şahanda adı bu kısmıda katta bir taş çıktı kolumuzdaki kevki ya ki bir temirlerimizden hiç nesil kılamaya kaldık. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldıya geldik. Halimizi etkenimizde Resulullah men barbosunu toğlayman dedi. Bardı. Handaqa tushayotganda qorniga ochlikdan baylab olgan tosh ko'rindi deydi. Rasululloh keldi. Ana shu kerkayoki temirni o'tirib bir qattiq zarb urganda mayda-mayda bo'lib qum bo'lib ketdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu mo'jizalarni Alloh taolaga ko'rsatishi sababi bor edi. Musulmonlar mana shunday qo'rquv vahimada turganda bu mo'jizalar sekin-sekin ko'rsatib turdiki, musulmonlarni ko'ynini ko'tarishlik uchun edi. Men Rasululloh ketgan ochlikni ko'rib turib uyumga borib bir ota bir taom bo'lsa olib kelay degan maqsadda ya Rasululloh uyumga borib kelsam mayli bir sekin pishirib so'radim. Rasululloh mayli boravering dedi. Uyga bordim. Ayolimdan uyimizda yegulik biror narsa bormi deb so'radim. Ayolim ha arpadan bo'lgan ozgina arpa bor. Kichkinagina bir qo'zichoq bor dedi. Ayolimga aytdim. Arpani tuydim, un qildim, ayolimga berdim, xamir qoring. Qo'zini soydim, yarmini qozonga solib pishirdim va xamir ko'pib avukat göç kişiye yakın bakanda sekin Rasulullah'ı aldı gibi bardığında ya Rasulullah iki teki üç teki kişiye layık avukat var. Bari bizki de az yine avukatdan ses dedi. Şimdi kança avukat vardı odun, ben çemençede ayıttırdım. Şimdi bari ağzından ey kavm, cabırsızlar da ziyafetke şakır yaptı, kettik cabırdık yedi. 300 kişiydi. Ne kişi yeterdi yani, 3 kişi ya ki 4 kişi yeterdi yani avukat gel, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bütün kavmını Cevabı riyaduhum ile valime. Cevabı sırada valime gel. Cevabı kez şakır yaptı. Ketti dedi. Siz bunu rabarıp durun. Ayağınızı getirin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kazanın önünden cildirmesin. Hamurge kolunu tek hizmet dursun. Men bari yunge kadar. Yüge kanaka şarmandalik hıcaret halatta borgenli gibi özüm bilemem Allah bilerdi. Ayağımge vardım. Ey hatım peşenem şöyle kurup kaldı. Ha ne mi oldu? Resulullah hamdada kazaki 300 adamı düzüğümüz yap geri yaptı dedi. Şimdi bir vahimeye düştürgeni de ayalı, yani akıl ayalar boyan, sahabiyeler boyan bunlar. Resulullah etti mi şu yaptı? Ha. Resulullah kança akıl balıkını buludu mu? Buludu. Onu da hatırcan bulayım. Allah ve Resuluhu alem. Allah ve Resulü buluculardı. Kaçan bizde şu sıfat bulardı? Senin bana şu günün yakşı desin işe anlayabiliyor. Yok, benim bu günüm yakşımaz. Benim de köprü bugün yakşıydı. Sen de bozu aynı ket olasan, dese yo men yaxshi turaman, men bilaman o'zimni. Sen bilmaysan o'zingni. Sen ro bilmaysan, Robbing biladi, o'sha uchun seni shu kunga solib qo'ydi. Agar bundan temirroq qoladigan bo'lsa, haddingni oshib ketib qolishing mumkin. Semizmisan, og'riqmisan, ibodatdamisan, taqvodamisan, demak shu kun senga yaxshi. Rozi bo'ling. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam keldi va ovqatni qozondan olmaslikka buyurdi. Xamirni oldirdi, nonni yoptirdi, go'shtni oldi, nonga o'rab berdi. Go'shtni oldi, nonga o'rab berdi. Hama toydu. Cabir etedi, kazandayı göz şunu de turarıdı, hamur, utlu alınma gelin de turarıdı. Bunların varı, Müslümanların köyünün teskin verişi için, onları da ruhlantırışı için görüyen bir Resulullah'ın bir kelamatları, mucizeleriydi. Sonra da, cabirin ağırlığı dedi, yiyin dedi, takatin dedi, şu gün, bat günge kadar haliye kazandan göçle onu takatta tügemendi. Demek buradalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, buna bir aç kalışlığı, eğer aç kalışlığı halemese, ha bitten anda attırır, şimdi bir mözide görsetse Allah da Allah'a bu kudreti bilen, hiç kim aç bulamazsa da. Demek şimdi aç buluşluğu kereye gidi. Müslümanlar bana şu kinçiliğinden ötüp, sınavdan ötüp, eğleniş kereye gidi. Yani içilerden malı dünyanı, meyve çevanı, kemliği bilen, bala bilen, kesel bilen sizlerle intihan kılamız. Ve nebluğu akıbarakum, halilerden haber alamızdı yaptı Allah.
Ko'ramasizlar ya, yo'qchilikni, qo'rquvni, ochlikni, kasallikni, kambag'allikni berib turib. Demak, imtihon ekan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ichingizda kimlar afzal, go'zal amal qilishligini Alloh taolo bilishligi uchun balo oladi, deyapti. Rasululloh mana shunday bir mo'jizalarni ko'rsatdi. Jobir roziyallohu anhu umrining oxirigacha musulmonlarga ilm o'chog'i, ilm manbai bo'lib xizmat qildi. Va Shom o'lkalariga Umar ibn Hattob qo'shin yuborar ekan, g'ozi bo'lgan holda ular bilan birga chiqdi. Jash mana shu qo'shinning qo'mondoni Malik ibn Abdulloh al-Hatami degan kishi bo'ladi. Jobir otini yetalab piyoda ketayotganligini ko'rdida, kelib, "Ey Jobir," dedi. "Nimaga?" dedi. "Ot turib minishlikka qodir bo'lib turib otni minmayapsiz," dedi. Shunda Jobir javob berdiki, "Ey Abu Abdulloh," dedi. "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday so'zda eshitganman. Kimning oyoqlari Allohning yo'lida yurib chang bo'ladigan bo'lsa, mana shu oyoqlarga jahannam o'ti harom degan," dedi. "Shunday so'zni eshitganman," dedi. Qo'mondon otni choptirdi-da, qo'shinni boshiga borib turib, baland ovoz bilan so'radi. "Ey Jobir," dedi. "Nimaga otni minmayapsiz?" dedi. Shunda Jobir ibn Abdulloh tushundi-da maqsadini. "Men Rasulullohdan," dedi baland ovoz bilan, "kim Allohning yo'lida yerda yursa, oyog'iga chang bo'ladigan bo'lsa, shu chang bo'lgan oyoqlarga jahannam o'ti harom deganini eshitganman," dedi. Butun qo'shin eshitdi va butun qo'shin otdan tushib piyoda yurdi. Otliq bo'lgan qo'shinni bunaqa uzoq muddat piyoda yurganligi hali tarixda bo'lmagan edi. Bu zotlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisida eshitdi, ular shart amal qilgan kishilardir. Shuning uchun ularning gapi yerga ishlangan, shularning gapini ta'siri bo'lgan. Siz bilan biz eshitgan ma'ruzalarga, o'rgangan hadislarimizga amalni zo'r qilmayotganligimiz uchun farzandlarimiz bizga gapimizni olmayapti. Ayollarimiz gapiga kelib, uyda o'tirsak sabr qila olmayapti. Biz o'zimiz Alloh bergan kunga qanoat qilmaganligimiz uchun uyimizda ham xotirjamlik yo'q, yetmaslik, yetishmovchilik qilyapti. Biz o'zimizda amal bo'lsa, keyin boshqalarga ta'sirimiz bo'ladi. Qo'shini hammasi mana shu arzigaga bo'lish holatida hammasi otdan tushib piyoda yurishdi. Jobir roziyallohu anhu dan Alloh rozi bo'lsin. Hali suvaga qatmasdan turib Rasulullohga iymon keltirdi. Shuni yiqqan paytda ilm o'rgandi, suvaga qatiganda Rasulullohning yonida turib g'azot qildi. Va oyoqlarini Allohning yo'lidagi chang bilan bezadi. Alloh subhanahu va taolo bu kishilardan rozi bo'lgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.